Selamünaleyküm arkadaşlar. 10. sınıflar din kültür ve ahlak bilgisi ders videomuzda sizinle birlikteyiz. Ee, geçen hafta sizlere dini yorum farklılıklarının sebeplerinden bahsetmiştim arkadaşlar. 5. ünitemizdeyiz. İslam düşüncesinde itikadi, siyasi, fikri yorumlar ünitesinde. Bu hafta sizlere bahsetmek istediğim konu ise dini yorumlarla ilgili bazı kavramlar arkadaşlar. Ee, evet birçok kavram var. Fakat biz burada e, bir takım kavramlardan bahsetmekle yetineceğiz. Çünkü ders kitabımıza bağlı kalıyoruz videolarımızda. Arkadaşlar İslam dininin temel kaynakları olan Kur'an-ı Kerim ve sünnetin insan unsuru, coğrafi sebepler, siyasi sebepler, sosyal sebepler, kültürel ortamla ilgili sebepler ve dini metinleri anlamak ve bunları yorumlamaktan kaynaklanan bu ee, birçok e, sebepler bunların hepsi beraberinde bir takım kavramları getiriyor biz bu kavramların bazıları ve başlıcaları mezhep fırka fıkı itikat ve kelam kavramlarıdır arkadaşlar şimdi bu dini yorum farklılıklarından yani mezheplerden bahsetmeden önce ilk olarak bunların ne demek olduğunu öğrenmek bizim için faydalı olacaktır arkadaşlar mezhep en uzun tanımıyla İslam düşüncesinde siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi gibi sebeplerle ortaya çıkan belli yorumlar ve kişiler etrafındaki sistematik gruplaşmalara mezhep deniyor arkadaşlar. Mezhepler Peygamber Efendimiz hayattayken ortaya çıkan oluşumlar değildir. Peygamber Efendimizin vefatından sonra ortaya çıkmaya başlamış bir takım oluşumlardır. Mezheplere ekol de denir arkadaşlar. Her bir mezhep kendi içerisinde tutarlı bir düşünce sistemine, dini bir çeşit anlayış biçimine, anlaşılma biçimine sahip olan bir yapıdır arkadaşlar. Bir diğer kavramımız ise fırka kavramı. E, bu ise inanç ve siyasi amaçlarla meydana gelmiş fikirler ve şahıslar etrafındaki gruplaşmaları deniliyor. Bu kavram e, günümüzde mezhep yerine de kullanılan bir kavram olmuştur arkadaşlar fırka kavramı. Ve daha çok e, siyasi düşünce ve inançla ilgili anlayışlara sahip gruplar için kullanılıyor arkadaşlar. Yani e, ilk dönemde daha çok e, siyasi inançla ilgili anlayışlara sahip gruplar için kullanılırken günümüzde mezhep yerine de kullanılıyor arkadaşlar. Bir diğer kavram fakih kavramı yani fıkıh kavramı e, fakih demek fıkıh yapan kişi fıkıhla uğraşan kişi demektir arkadaşlar. Fıkıh ne demektir? Kişinin günlük hayatta ve ahirette yararına ve zararına olan şeyleri bilmesine deniyor en kısa tabiriyle arkadaşlar. Fakat bu ilim dalının neyi incelediğine bakacak olursak e, fıkıh İslam düşüncesinde inananların Allah'a insanlara ve diğer varlıklara karşı hak ve sorumluluklarını inceleyen ilim dalıdır. Dediğimiz gibi bu ilimle uğraşan kişiye fakih denir. Bu fakihin çoğulu ise fukaha'dır arkadaşlar. Yani en kısa tabirle fıkı günlük hayatla ilgili İlişkilerimizde davranışlarımızda ibadetlerimizde bütün bunların hepsinin İslam'a uygun olup olmadığı yani helal mi haram mı olup olmadığı bütün bunlarla uğraşır arkadaşlar fıkıh ilmi fakih alemin Kur'an ve Sünnet'e dayanarak elde ettiği bilgiye fıkhi bilgi deniyor arkadaşlar bu bilgi yani fıkhi bilgi neleri kapsayabilir? İslam dininin temizlik, ibadet, alışveriş, helal ve haramlar gibi yani arkadaşlar ameli yani günlük hayatla ilişkin hükümleri içerir. Yani davranışları inceler arkadaşlar. Evet e, İslam düşünce tarihinde belli alimlerin bu konudaki görüşleri etrafındaki gruplaşmalarına fıkhi mezhepler adı verilmiştir arkadaşlar. Bir diğer kavramımız ise itikat kavramı arkadaşlar. Ne demektir itikat kavramı? Düşün dünya ve ahirette insanın mutlu olabilmesi için yüce Allah'ın göndermiş olduğu emir ve yasakların hepsine kesin bir şekilde inanmaya itikat deniyor. İtikat aslında inançla imanla aynı anlama geliyor arkadaşlar ve İslamiyet'te inanılması gereken hükümleri Benimseyip kabullenmeye itikat deniyor arkadaşlar. İtikadi yani inançla ilgili gruplaşmaları ise itikadi mezhepler deniliyor arkadaşlar. Evet, son kavramımız kelam kavramı. Kelam ise arkadaşlar İslam'ın inanç esasları ve bunlarla ilgili gruplaşmaları inceleyen ana ilim dalına deniyor arkadaşlar. Burada fıkhi yani ameli e, mezhepleri fıkıh ilmi, ameli mezhepleri inceliyor. Kelam ilmi ise inanç ile ilgili mezhepleri konu alıyor arkadaşlar. Bakın burada karıştırmayın. Fıkıh ilmi ameli mezhepleri ortaya çıkarıyor ve bunları inceliyor. Kelam ilmi ise inançla ilgili olan yani itikadi mezhepleri konu ediniyor arkadaşlar. Bu hafta sizlere bahsetmek istediğim konular e, kısaca bunlar. Haftaya arkadaşlar İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumlar konusuna başlayacağız. Burada ehli sünnetten Şia'dan sizlere bahsedeceğiz. E, bu dersle ilgili videonun altındaki açıklamalar kısmında sunumumuzu, slaytımızı PDF şeklinde indirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.